Menopoz döneminde nasıl beslenmeliyiz? Kimler erken menopoz riski taşır? Menopoz, idrar kaçırma ve kadın hastalıklarına dair merak ettiğiniz bütün soruları Profesör Doktor Teksen Çamlıbel iyi fikirde yanıtlıyor. Evet, hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Tekrar iyi fikirde sizleri ağırlamak büyük bir onur. Teşekkür Kendisi ederim, benim kadın doğum hocam, tıp fakültesi zamanımdan. Az emin yok üstümüzde. Tamam. Şimdi o bilgilerini, o tecrübelerini iyi fikir izleyicileriyle paylaşmaya da her sezon olduğu gibi bu sezonda devam ediyor. Bugün konumuz menopoz. Daha önce de bahsettik ama menopoz tabii herkesin ilgi alanında. Özellikle belirli bir yaş grubuna gelmiş ve sağlık okuryazarlığı artan tüm kadınların artık merak ettiği bir durum haline geldi. Bir sağlık durumu haline geldi. Bir de beklenen ömür de çok ciddi bir şekilde arttı. Evet. O yüzden birçok insan da hayatının belli bir döneminde menopoza karşı karşıya kalıyor. Evet, evet. Menopoz nedir aslında? Bize birazcık böyle terimi açıklayarak başlayabilir misiniz? Şimdi menopoz Latince kökeninden son adet demek. Peki hangi şeye son adet diyeceğiz? En az 6 ay kesilmiş adet. Yani 6 ay içinde yeni bir adet de gelmemişse artık son adet diyebiliyoruz. Çünkü menopoza girerken de bazen biraz düzensizlikler olabiliyor. Tam adını koymak için minimum bir 6 aylık bir kesinti lazım. Ama tabii günümüzde kimse 6 ayı beklemiyor. Artık kandaki hormonlarla ve şikayetlerle bu tanıyı hemen koyabiliyoruz. Kısaca şundan oluyor. Kadınlar belli sayıda yumurtayla doğuyorlar. Erkekler sperm damla üretmekle birlikte kadınlar hep o depodan kullanıyor. Diyelim ki 200 bin tane yumurtayla doğdu kadın. Her ay işte her adette tabii yüzlerce yumurta harcıyor. Tek bir yumurta yumurtlasın diye. Ve bu hızlı tüketimin sonunda da belli bir yaşta yumurta bitiyor. Ve bittikten sonra adet de kesiliyor ve ona biz menopoz diyoruz. Ama şimdi nedir önemli olan tabii? Günümüzde artık menopozdan sonraki hayat neredeyse menopoza kadarki hayat gibi. Tabii. Eskiden ortalama 50 yıl ise kadın şimdi 90-85. Türkiye'de dahi 78-80 falan ortalama yaş. Dolayısıyla bir 30-40 yılı bununla geçiriyor ve tabii bu yaşlanma sürecinde hormonsuzluğun getirdiği kemik erimeleri, kalp damar rahatsızlıkları, cinsel sorunlar, bazı psikolojik sorunlar, bir sürü şey yaşayabiliyor kadın ve o bakımdan bir toplumsal sorun haline geldi artık. Yani tıp fakültesi zamanımızdan da hatırlıyorum ama okuyunca da birçok makalede görüyorum. Kadınların kadınlık hormonu dediğimiz östrojen. Adeta bir kadının suyu gibidir. Yani bir çiçeğin nasıl bir suyu var veya herhangi bir sebzeyi nasıl suluyorsunuz, yetişiyor, büyüyor filan. Onu ortadan kaldırdıktan sonra adeta beden bir anda çökmeye, yaşlanmaya başlanıyor derler. Gerçekten menopoz döneminde östrojen kaybıyla birlikte vücut bir anda yaşlanmaya mı başlıyor? Nasıl belirtilerle ortaya çıkıyor? Yok, bence o biraz abartılı bir yorum. Veya eskide kalmış, demode bir yorum artık yani. Çünkü zaten menopoz belli bir yaşta olduğu için yaklaşık 50 yaşlarında falan zaten insan biraz yaşlanmaya başlamış o noktada. Menopoz tesadüfen denk geliyor olaya. Ama bir takım olayları hızlandırıyor ancak ama. O yüzden yaşlanıyor değil tabii kadın. Ama işte östrojensizlik, işte kemik erimesi, kalp damar rahatsızlıkları, idrar yapmakta veya cinsellikte bazı sorunlar yarattığı için östrojensizlik. Onun yaptığı bir hızlanma belki söz konusu. Ama tabii bunun artık günümüzde, onu söyleyeyim, çok net, güzel tedavileri var. Östrojen eksikliğini östrojen vererek geçirdiğiniz zaman pek çok sorun ortadan kalkıyor. Biz bunu en az 4-5 sene tavsiye ediyoruz kadınlara. Hormon replasman tedavisi dediğimiz durum. Hormon verme tedavisini 4-5 sene tavsiye ediyoruz. Biliyorsun ki bu konuda da bir sürü fikir var. İşte kanser mi yapar, hormondan korkarım falan diye. Hani ben... Senin de hocan olduğum yıllardan öncesinden başlayarak belki 35-40 yıldır hep bunu duyarım. Ama şu an kadar kesin ve net olarak hiçbir şekilde ispat edilmemiştir. Östrojenin herhangi bir kanser yaptığı, meme kanseri özellikle hep korkulan. Dolayısıyla biz bunu emniyetle verebiliyoruz. Ama hani niye 5 yılda 25 yıl değil? Çünkü 5 yıldan sonraki tedavilerde artık çok da fazla katkısı olmadığını gösteren yayınlar var ama... Fayda sağlamıyor. Evet, demek ki bir kişi 48-50 yaşa menopoza girince bir 4-5 sene hormon kullanmasına fayda var. O 5 yıl sanki girmemiş gibi bir etki oluyor mu? Yani hormon replasman tedavisi verdiğinizde yine adet görecek mi? İsterse adet görüyor, isterse görmüyor. O bize onu bağlı, bile, ona, hastaya bağlı. Eğer ilaçları kesikli kullanırsa adet oluyor, devamlı kullanırsa adet olmuyor. Hastanın kişisel tercihine bağlı. Tıbben ikisi arasında bir fark yok. Peki ideal menopoz yaşı kaç hocam? Vallahi menopoz yaşı tarihten beri değişmedi. Hep 48-52 arası. Ama güzel bir soru sordun. Son zamanlarda...
artık bu havanın kirliliğinden mi, işte bu gıdalardaki bazı katkılardan mı bilmiyoruz. Erken menopoz olayı giderek daha sık karşımıza çıkıyor. Erken diyebilmek için kaç yaşından önce olması lazım? 35'ten önce diyoruz ama tabii artık günümüzde her yaş erken neredeyse. Yani 20 yaşında ben gördüm menopoz. Ne diyorsunuz hocam? Evet, 40 yaşında da menopoza girmesi bir kadın için hakikaten çok zor bir şey. Dolayısıyla bunu nasıl tanıyacağız, erken menopozu? Bir takım hormon testleri var ve ben özellikle annesi erken menopoza girenlerin, kız çocuklarının bu testleri yaptırmalarını istiyorum. 6 ayda bir veya yılda bir bu hormonlara bakarak yumurtanın gücünü ve menopozun henüz uzak olduğunu görmekte fayda var. Peki diyelim yakın olduğunu gördünüz, uzatabilir misiniz bu dönemi? Tabii yumurta üretmek açısından bir işe yaramıyor ama son zamanlarda tabii biliyorsun Türkiye'de çıktı artık kanunen yumurta dondurma denen bir olay var. Diyelim kişi 26 yaşında, annesi 30 yaşında menopoza girmiş. Bakıyorsun hormonları bozulmaya yüz tutmuş. Hemen bu kız çocuğunu yumurtanı donduruyoruz. Ve bu dondurma çok uzun yıllar yapılabiliyor, saklanabiliyor. Ve diyelim ki kişi 38 yaşında evlendi. Bu anda yumurtası kalmadı artık. Geri dönüp bu yumurtalarla çocuk sahibi olabiliyor. Bu çok güzel bir şey. Sosyal amaçla yumurta dondurma dediğimiz bu bir olay. Bir kişi menopoza girdikten sonra, yani son adetini gördükten sonra da, yani işte bir tüp bebek tedavisiyle vesaire IVF yöntemleriyle gebe kalabilir mi? Menopozdan sonra tabii kendi yumurtası bitiyor. Tamam. Ama dondurmuş yumurtası varsa, evet. Çünkü rahim yaşlanmıyor. Rahimde böyle bir... Öyle enteresan bir şey var. Rahmi 63 yaşında da koysanız embriyo tutuyor. Evet hocam, bir telefonumuz var. Bu arada değerli izleyenler, bu konu oldukça merak edilen ve doğru bilginin maalesef çok fazla konuşulmadığı, hep kulaktan kulağa yanlış bilgilerin paylaşıldığı bir konu menopoz. O yüzden bugün konuşuyoruz. Ekrana şu anda telefon numaralarımız geliyor. Türkiye'nin her yerinden bizleri arayabilirsiniz. Tekson hocamla sizleri buluşturmaya çalışacağım yayın süresince. Şu anda Erzurum'dan bir telefonumuz var. Alo. Alo. Günaydın efendim. Sorunuzu hemen alalım. Çok bekleyen günaydın var hatlarda. Hocam ben 30 yaşında menopoza girdim. Şimdi 47 yaşındayım. Bir de idrar kaçırtmam var. Bir de karnım şişiyor devamlı. Evet. Şimdi bir kere menopoz için tabii erken bir yaşta girmişsiniz. Vakit geçti. Bu yaşta da hormon tedavisine başlayabilirsiniz. Ve bence 4-5 sene hormon tedavisi alın. O idrar kaçırmanıza da yardımcı olacaktır. Çünkü menopozda mesanenin de faaliyeti biraz bozuluyor. Sağlam mesane bazen sıkıntılı hale geliyor. Hormon ortadan kaybolunca mesanenin fonksiyonunu... Mesane de hormonlara duyarlı bir organ çünkü. Aa, enteresan. Dolayısıyla o da etkileniyor. Ama tabii eğer bu idrar kaçırmanız birkaç kez yaptığınız normal doğumlara bağlı yırtıklardan falansa onun da... Hocam ben doğum yapmadım. Doğum yaptığım yok. Okey. O zaman büyük bir ihtimalle hormonlara bağlı bir mesane gevşemesi ve yumuşaması söz konusu ki bu da hormon tedavisi çok iyi olacaktır. Mutlaka doktorunuzdan bunu isteyin. 47 yaşında. Evet, her yaşta başlanabilir. Çok güzel. Evet efendim, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun sizlere. Dediğim gibi ekranlara şu anda telefon numaralarımız gelmeye devam ediyor. Oralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Kastamonu'dan bir telefonumuz daha var. Günaydınlar efendim. Günaydın Halit Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sorunuzu alabilir miyiz efendim? Hocam iyi günler. Ben 43 yaşındayım. Ve benim de menopoz hormonlarımın yükseldiğini söyledi doktorum. Şu anda menopoz başlangıcı dendi. Adet düzensizliği var. Erken olmaya başladım. Yani normal temiz günüm 18 güne düştü. Ne yapmam gerekiyor benim? Şimdi ilk adet olunan yıllarda, yani genç kızda ilk adetin olduğu zaman da bazen bunlar düzensiz başlar. Dolayısıyla adetler düzensiz başlıyor. Uzun yıllar düzenli gidiyor. Bitmesine yakında yine düzensiz olarak bitiyor. 15 günde bir belki. Evet, karışık oluyor işte, sıklaşıyor, bazen gecikiyor falan. Siz de bu süreci yaşıyorsunuz gibi. Buna biz pre-menopoz veya ön-menopoz diyoruz ki bu yaklaşık 4-5 sene sürebiliyor bazı insanlarda. Ama işte o zamanlarda da hormonlarınıza bakarak, işte ultrasonla rahme bakarak doktor hangi aşamada olduğunuzu anlar ve buna göre de gerekiyorsa bir hormon verme olayına gidebilir. Dediğimiz gibi ya, doktorunuz bunu öneriyorsa itiraz etmeyin. Çünkü pek çok hasta da bunu istemiyor. İşte kanser yaptığını okudum diyor. Yani sokaktaki bakkaldan affedersin işte en uzak akrabaya kadar herkes karışıyor bu işe. Hakikaten doktorlarla konuşulduğu zaman pek çoğun bu konuda pozitif olduğunu göreceksiniz. O tedavinizi olun bence. Yani hormon tedavisi olun. Bu hem düzene sokacaktır sizi, hem de menopoza girişinizi geciktirecektir. Menopoza
tam girmeden önce de bu hormon replasman tedavisi uygulanmaya başladı. Bir de şunu söyleyeyim unutmadan. Erken menopoz demiştik. Ben genç kızlara şunu tavsiye ediyorum. Kendi annenizin menopoz yaşını sorun. Ondan 10 sene çıkartın. O sizin çocuk sahibi olabileceğiniz son seneymiş gibi hayatınızı planlayın. Bu kabaca doğru çok bir teksen çamlıbel formülü diyelim. Çok evet, kesin bir şey değil ama. Teksen çamlıbel formülü. Gerçekten bugün bu ilk defa duyuyorum ama çok önemli bir şey. Evet. Güzel formül. Tekrar edebilir misiniz hocam? Şimdi diyelim ki anneniz 52 yaşında menopoza girmiş. Ondan 10 sene çıkaracaksınız 42. Bu yaş sizin son çocuk sahibi olabilecek yaşınız gibi kabul edilebilir. Çünkü ön menopoz dediğimiz o yumurtanın bozulmaya başlaması menopozdan yıllar önce başlıyor zaten. O zamanlarda da çocuk sahibi olunamıyor. Kişi zannediyor ki ben adet oluyorum ve dolayısıyla çocuğum hep olur. Nasıl olsa tüp bebek var. Yaşım 45, yaşım 46 adetim var ama böyle olmuyor. Nasıl olsa olmuyorlar. Teksen hoca var. İşte son yıllarda yumurta öyle bozuluyor ki çocuk sahibi olunamıyor. Anneniz ya 42'de girmişse o zaman 32 yaş bazen sizin son seneniz olabilir. Mutlaka hem hormonlarınıza baktırtın yıldan yıla hem de işte mümkünse tabii evliliği veya çocuk sahibi olmayı çok ertelemeyin. Gerekse yumurtanızı dondurun hatta. Evet, bu çok önemli bir uyarıydı. Hocam müsaadenizle mikrofonlarımız şimdi evet. Adıyaman'da. Efendim günaydınlar. İyi günaydın. Buyurun efendim sorunuzu alalım. Günaydın. Telefonunuzu yalnız çok rica edeceğim. Sesini birazcık kısabilirseniz veya tamamen kapatabilirseniz. Çünkü yayına da geliyor karşılıklı. Telefondan dinleyin bizi. Tamam. Alo ben... ben 3 yıl önce doktor dedi menopoza giriyorsunuz dedi. Ben sonradan bir çocuğum da oldu. Yumurtalık falan gelişmiyor dedi işte. Erken şey oluyor dedi. Ama sonradan bir çocuğum oldu. Şimdi tekrar aynı menopoza giriyorum. Evet peki. Evet. Yani tam olarak sorunuz nedir efendim burada? Sorunum mesela menopoza gireyim. Yaşım daha erken bir de idrak açılma var. Ha, evet. Hocam böyle bir şey mümkün mü? Doktor menopoza girdi diyor ve daha sonra girdi dendikten sonra da çocuğum oldu. Şimdi tabii hep burada menopozla adet olmamayı karıştırıyoruz. Bazen belki hekim arkadaşlar da aynı sorunu yaşıyor olabilir. Yani menopozun tanısı adetten bağımsız mutlaka hormonlarla ve ultrasondaki yumurtlama görüntüsüyle konması gereken bir şey. Yanlış tanı konmuş belli ki. Çünkü menopoz tabiri itibariyle zaten yumurtan bitti, adetin de bitti demek. Ondan sonra yeni bir yumurta üretemediği için kadın hamile olması mümkün değil. Baştaki tanı yanlış. Ha, şu an hakikaten menopoza giriyor musunuz? Dediğim gibi doktorunuza gidip kendi hormonlarınıza baktırırsanız bunu iyi kötü anlarsınız. Hatta yani garanti gibi anlarsınız. Ve o noktada ne yapacaksa işte doktorunuz sizinle konuşur ve belki de bir hormon başlatır veya başka şeyler yapar. Evet. Hocam şimdi sizi buraya davet etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz bu arada bizleri aradığınız için. Yine telefonlarımız açık. Ara ara soru almaya devam edeceğiz. Hocam herkesin merak ettiği bir konu da yine aynı şekilde. Dediniz ki yumurtalıklar evet problem oluyor ama rahimde çok fazla bir değişiklik olmuyor. Rahim evet. Yaşlanmıyor. Kendini yenileyen bir organ. Ama menopoza girdikten sonra kanamalar da olabiliyor. Siz bu konuda da oldukça ilgilisiniz bildiğim kadarıyla. Çünkü tabii. Rahimin kanserleri de gelişebiliyor anladığım tabii, kadarıyla. Adet sonrası kanama yine rahimden mi kaynaklanan bir... menopoz sonrası kanama. Menopoz sonrası kanama. Evet yine rahimden kaynaklanıyor. Şimdi enteresandır rahim kanseri genellikle menopoz yaşlarında ve menopozdan sonra başlıyor. Ve bu östrojene bağlı bir kanserdir. Peki menopoz östrojen zaten bitiyor. Niye menopoz... ...dan sonra kanser başlıyor diye bir soru akla geliyor tabii. Hani evet. Östrojen en az olduğu zaman da en çok kanser görülüyor. Onun da açıklaması şöyle. Yumurtalıklarımızdan biliyorsunuz her ay bir yumurta üretiliyor ve onun da getirdiği bir koruyucu bir projesteron dediğimiz hormon var. Menopozda bu hormon tamamen sıfıra indiği için çok az miktarda da yağ dokusundan salgılanan östrojen... ...zaman içinde rahim zarını geliştirip rahim kanseri yapabiliyor. Menopoz sonrası pembe de olsa, kahverengi de olsa... Kırmızı da olsa, bir damla da olsa, çok da olsa bütün kanamaları anormal diye kabul etmemiz gerekiyor. Ve o kişilerin mutlaka doktora gelmesi lazım. Menopoz sonrası kanamalarda rahim kanseri çıkma şansı çok ciddidir. Ve mutlaka bir doku tanısı yani bir parça almak veya bir biyopsi vesaire yapmak yaparak lazım. O noktayı patolojiye yollamak lazım. Bu
konuda özellikle uyaralım hastalarımızı. Evet. İki konu daha konuşmak istiyorum sizinle. Birincisi bu premenopoz döneminde veya perimenopoz döneminde ateş basmaları, sıcak basmaları, bu şikayetleri, yani kadınlarda bazı şikayetler de ortaya çıkıyor. Sadece belki adet düzensizliği değil ama bu gündelik hayatlarını etkileyebilecek adeta şikayetler neler olabilir ve bunlar için bir çözüm var mı? Şimdi en sıkıntısı tabii ateş basma ve ter, gerçekten şu göğsü üst tarafından böyle başa doğru gelen bir sıcak basması, arkasından böyle yoğun bir terleme ve bu geceleri de olabilir, gündüz de olabilir, kişiyi gece uyutmayabilir, uykusuzluk, bu yüzden çok ciddi bir sıkıntı menopoz hastalarında. Ona ek olarak da bir depresif duygular olabiliyor. Ona ek olarak idrarda bir yanma, sızı, işte sık idrar kaçırma gibi şeyler görebiliyoruz. Cinsel hayatta bazı sorunlar yaşanabiliyor. Ama en temeli uykusuzluk ve ateş basma ve ter. Bunlarla ilgili tabii hormon tedavisi çok etkin bir tedavi. Hemen bir iki haftada halleder bunları. Gıda destek takviyeleri falan da bahsediyor. Tam onu söyleyecektim. Tam onu söyleyecektim, evet. Lafı ağzımdan aldın. Özellikle bu soya fasulyesi türevleri, işte izoflavon dediğimiz maddeler onlarda da bu konuda etkilidir. Bir de kara hindiba otu var. Evet. Onun kökü yine Türkiye'de ilaç olarak da satılıyor. Ya Black Cohosh diye bu vitamin dükkanlarında da satılıyor. O da aynı şekilde eski bir Kızılderil ilacı bu. Ateş basma ve tere iyi geldiğini ben de gördüm, yani uyguluyoruz hastalara, eğer östrojen kesinlikle almak istemeyenler için. Şimdi östrojen fobisi olan hastalar var, yani resmen fobi halinde bu. Hocam ne yaparsa yap bana östrojen verme diyor. İkna edemiyorsunuz. O zaman da bu bitkisellerden faydalanıyoruz gerçekten. Güzel şeyler çıkıyor. Yakında da duyacaksınız, yeni seneden sonra da yine bir firma bu konuda çok güzel böyle kaliteli bir takım ürünler çıkarıyor. Temelinde yine bu soya fasulyesinin içindeki o izoflavonlar var. Dolayısıyla buradan anladığım kadarıyla gıda takviyeleri işe yarıyorsa o zaman gıdalar da biraz işe yarıyor anladığım kadarıyla. Evet. Menopoz döneminde veya işte bu şikayetlerin arttığı dönemlerde soya ülkemizde çok fazla bulunan veya tüketilen bir şey değil. Ama onun dışında hangi gıdalar diye bir soru sorsak böyle bir tavsiyeniz oluyor mu insanlara? Gıda ile ilgili bir şunu söyleyeyim. Tabii ki menopoz sonrası biraz metabolizma da yavaşladığı için, ama bu menopozdan değil bir tek. Yani yaşın da getirdiği bir yavaşlama var. Tabii kilo önemli bir dert. Dolayısıyla bu kişilerin hepsinin işte karbonhidrattan az, proteinden kuvvetli bir gıda alması lazım. Aynı zamanda kemik yapısının giderek zayıfladığını söylemiştik. Kalsiyumdan zengin gıdaların önemi var. Gerekirse hani ben hemen her hafta bir tane kalsiyum ağızdan da tavsiye ediyorum yani. Çünkü tek bir kalsiyum tabletindeki kalsiyum almak için yaklaşık 1,5 litre süt içmek lazım. Yani evet. Hani çok da fazla şey yapamıyorsunuz, gıdalarla her şeyi temin edemiyorsunuz, ama mutlaka o kalsiyum gıdalar artı bir kalsiyum hapı almak lazım. Kilo almamak lazım. Proteine ağırlık vermek lazım kemik sağlığı için. Soya fasulyesi gerçekten Türkiye'de az bulunan bir şey ama sanırım giderek artacak. Giderek en azından onun haplarını, tıbbi haplarını piyasada bulacağız. Özellikle östrojen kullanmak istemeyenlere özellikle tavsiye edeceğimiz bir grup. Anladım. Afyon'a mikrofonumuzu uzatıyoruz. Telefonumuzun diğer ucunda değerli izleyicimiz var. Efendim sizlere de günaydınlar. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın efendim. Sorunuzu alalım mı? Tamam. Benim rahim duvarımda kanıtlaşma var. Evet efendim. Bunun tedavilerini hocamızdan öğrenmek isterdim. Şimdi rahim zarının kalınlaşması demek, özellikle siz genç bir insan gibisiniz, öyle algıladım. Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. 20 yaşındayım, hiçbir sıkıntınız olmaz diyebilirim yani rahim zarının kalınlaşmasından, ama şu kadarını söyleyeyim, adetleriniz çok yoğun ve şiddetliyse doktorunuzla konuşup onu azaltacak, dolayısıyla kan kaybını azaltacak bazı tedaviler olabilir, ama rahim zarı kalınlığı hani kanser öncesi bir değişiklik gibi görülüyor. Ama hangi yaşta? Tabii 40'lı yaşlarda, 45'li yaşlarda, 50'li yaşlarda, yani 20'li yaşlarda pek öyle bir sıkıntı yok, merak etmeyin. Evet efendim, geç. Buyurun. Yalnız benimki hani şöyle, kanama değil, tam tersine kanama olmuyorum ben. Evet. Şimdi polikistik yumurtalık denen bir hastalık var. Belki onunla ilgili bir sıkıntınız var. Onda da yine doktorunuz belli ilaçlarla her ay adetlerinizi biraz daha etkin hale getirebilir. Ama yok,
adetlerim muntazam ama az oluyor ama rahim zemin kalın diyorsanız bence bunu vücudunuzun bir özelliği gibi kabul edip çok da fazla araştırmamanızı öneririm. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Hocam, son olarak idrar kaçırma konusuna gelmek istiyorum. Özellikle belirli bir yaştan sonra belki de çok fazla doğumla ilişkili olabilir diyebiliyoruz ama menopoz sonrasında da bunun olabildiğince arttığını görüyoruz. Kadınlarda belirli bir yaşın geçtikten sonraki idrar kaçırma durumları ne gibi durumlarda kaçırabilirler? Gülmek mi, kahkaha atmak mı, çömelmek mi, spor yapmak mı? Herkesle mi olur yoksa çocuk sahibi olmak mı tetikliyor, menopoz mu tetikliyor? Nedir idrar kaçırma temeli? İdrar kaçırma en başta bir de şunu alalım, bir tuvalete gitme eğitimi pek çok genç kızımızda yoktur. Yani mesela sabah okula giderler, tuvaleti beğenmezler, çok pis derler, akşama kadar tuvalete çıkmazlar. Akşam eve gelir, tekrar orada tuvalete gider. Yani bütün gün boyunca neredeyse idrara gitmeyen öğrencilerimiz var. Yani mesela birikiyor, sıkışıyor ve hakikaten zaman içinde işlevini biraz kaybediyor. Bir kere bunu yapmamak lazım. Yani hep sık sık söylüyorum ben burada, tuvaletten mikrop kapma bir şehir efsanesi gibidir. Yani bir kağıtla oturduğunuz yere silerseniz ve tuvaletinizi yaparsanız hiçbir şekilde mikrop kapmazsınız. Dolayısıyla hani, tuvalet pisliğinden dolayı gitmemek ve bu yüzden idrarınızı biriktirmek zaman içinde taşma şeklinde idrar kaçırmaları yol açıyor. Yani mesela öyle bir doluyor ki artık tam da boşaltamadığın için eklendikçe taşıyor. Bu zor bir durum. Ama senin sorduğun hani doğumlardan sonra olabilenler var mı? Evet, özellikle normal doğumda bir sürü yırtık, özellikle büyük bebeklerde, forceps doğumlarında, vakum doğumlarında, yani zor doğumlarda alt tarafta ciddi bir yırtılma olduğu için mesela de çöküyor. Onu güçlendiren kaslar da yırtılıyor ve dolayısıyla aşağı doğru iniyor. İndiği zaman en ufak bir öksürmede, şöyle tutalım şunu. Tamam. Şu mesanemiz, şu rahim, şu da kalın bağırsak. Şurada tam mesela şu boynu dediğimiz yerde, şu idrar yapılan yer. Evet. Şu boyun böyle aşağı doğru çöküyor doğumlardan sonra. Çökünce de yer çekimiyle burada bütün biriken en ufak bir harekette dışarı çıkıyor. Nedir o hareket? Mesane boynu tutamaz hale geliyor o zaman. Evet. İdrarı. Mesela hasta oturuyor, ayağa kalkmasında bile idrar kaçırabiliyor. Yerden bir şey kaldırdığı zaman kaçırabiliyor. Öksürdüğü, hapşırdığı, aksırdığı, işte kahkaha attığı, her türlü karnını sertleştirdiği zamanlarda idrar kaçırabiliyor. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir şey ve bu öyle bir şey ki, bir de şunu söyleyeyim, hasta bunu ne kocasıyla paylaşır, ne çocuğuyla paylaşır, bize dahi söylemez, komşusuna da söylemez. Böyle çeker durur yıllarca çünkü utanır, sıkılır. Kimse bunun normal bir şey olduğunu düşünüyor yani. Peki bu çökmüş bir şey, yapı bozulmuş. Yani yapısal bir anormallik gelişmiş. Evet. Dolayısıyla yapısal anormallikleri bildiğim kadarıyla ilaçla düzeltmek çok mümkün değil. Değil. Bunların çok güzel ameliyatları var. Ameliyat düzeliyor. Böyle bir özel bir hamağımız var. Alttan vajinaya yerleştiriyoruz bunu. Mukozanın altından tabii bir şey görünmüyor. Yaklaşık yarım saat süren bir işlemdir. TOT ameliyatı deniyor buna. TOT ameliyatı. Yandaki kemiklere doğru şu bant yerleştiriliyor. Adeta şöyle altta yukarı hamak gibi asıyor mesaneyi. Bütün o çökmeyi ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla buradan yani şurada mesanenin boynu böyle dik karşıya doğru gelirken aşağı doğru açılmış, akış düzeldiği için vajinanın içerisinde takılan bir idrar şöyle bir tepeden akmak zorunda artık ameliyattan sonra. Dolayısıyla akış biraz zor, kişinin kontrolünü sağlıyor. Eskiden böyle göçüktü, en ufak bir hareketle idrar böyle kaçıyordu. Böyle astığımız zaman o tepeyi geçemiyor idrar ve dolayısıyla kişi ancak kendi istediği zaman idrar yapıyor. Yani vücut istediği zaman değil. Bu ameliyatlar yarım saat falan sürüyor. Artık çok kolaylaştı. Eskiden çünkü bizim ameliyatlarımızda işte alttan rahim alınırdı, mesane asılırdı. Hasta 7 gün hastanede yatardı. Neyse sondalar, mondalar falan. Artık günümüzde bu ameliyatlar günübirlik ameliyat. Doktorun çeşitli kanunları dahi yapıyoruz. Hatta bazen lokalle dahi yapabiliyoruz, lokal anesteziyle. Yarım saat kadar sürüyor ve aynı gün hasta eve gidiyor. Veya bilemedim bir gece yatırıyoruz. Ama son derece başarılı ameliyatlardır. Evet, yani bir idrar kaçırma probleminiz varsa bundan da kurtulmak artık yani, olabildiğince kolay. En azından söyleyin yani, paylaşın bu sıkıntı. Dediğim gibi hastalar bunu paylaşmıyor da. Biz sorunca bazen ancak anlıyoruz. Bize dahi söylemiyor. Bu gerçekten önemli bir durum. Bir de tabii bunlar idrar yolu enfeksiyonlarına falan da sebep olabilir herhalde, değil mi? Bir kişinin mesane boynunun bozuk olması, mesane geri. Çünkü idrar yolu enfeksiyonları yukarıya doğru tırmanan mikroplar aracılığıyla oluyor. Hatta asendan, piyelonefrit falan derler. Hatta böbreğe kadar da gider. Öyle bir durumun sebebi yani dışarıdan içeriye doğru girerken. Hatta çocuklarınız için bile
bebeklerde nasıl tavsiye ediyorlar? Önden arkaya doğru mutlaka siliniz diye. Arkadan öne doğru değil, çocuklarınız idrar yolu enfeksiyonu olabilir. Çünkü daha idrar yolları küçük, gelişmemiş, kas yapısı iyi değil, içeriye kaçabilir diye. Eğer buradaki anormallik, fonksiyonel anormallik ve mesane boynunda bir problem varsa dolayısıyla İdrar yolu enfeksiyonu olması da kolaylaşıyor. Elbette. Dolayısıyla mutlaka bunu kadın doğum hekiminizle paylaşın diyorum. Merakım şu, eğer doğumlar, büyük travmalı doğumlar idrar kaçırmaya sebebiyet veriyorsa, aynı zamanda komşuluğundaki kalın bağırsağın çıkış noktasına da zarar verip, yani idrar kaçırmak gibi, büyük abdest kaçırma gibi durumlara sebebiyet verebiliyor mu? Verebiliyor. Çok güzel bir soru o tabii ki. Bu organlar birbirine son derece yakın olduğu için gaz ve dışkı kaçırma istemsiz olarak da tabii çok zor doğumlardan sonra olabiliyor. Bunun tedavisi biraz daha zor. O sfinkter dediğimiz o makatın en dışındaki o kasın özel bir şekilde tedavisi lazım. Ama hemen şunu da söyleyeyim. Kegel jimnastiği denen bir şey var. Kegel egzersizi. Bu şu demek, hani idrarınızı tutarsınız ya bir yerde gitmek istemediğiniz zaman. Evet, tutarsınız. Yani şu anda mesela düşünüyorum, tam batın tabanı mı? Evet. Şuradaki kası kastığımı hissediyorum. Kasmak, evet. Onu kasıp içinizden 3-4 saniye kadar tutup bırakmak. Buna Kegel egzersizi diyoruz. Bu egzersizi aslında her doğumdan sonra biz 20 kere üst üste ve günde 3 kez, yani 60 kereye kadar tavsiye ediyoruz kadınlara 3 ay süreyle. Bu Avrupa'da da çok popüler bir şeydir, egzersizdir. Hem idrar kaçırmasını kontrol altına almanızı sağlıyor, hem dışkı kaçırmanızı sağlıyor, hem cinsel hayattaki o vajinayı biraz daha sertleştirmeye yarıyor. Ve bunu hani otururken, televizyon izlerken, gazete okurken yapabilirsiniz. Kimse de bilmez ne yaptığınızı. Ama bu jimnastiği hakikaten bütün normal doğum yapan kadınlara hararetle tavsiye ederim. Günde kaç kere ve ne kadar aralıkta? Günde 3 kere, 20'şer kere. Günde 3 kere. Böyle akşam, evet, gibi 20'şer kere. İçinizden sıkacaksınız. İşte 3-4 saniye dedim. Biz onu şöyle yapıyoruz. İşte İstanbul 1, İstanbul 2, İstanbul 3, hepsi bir saniye gibi. Mesela 5 kereye kadar sayıp, evet, bırakmak. Ve bunu 20 kere yapmak. Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii. Evet, bugün menopoz hakkında tüm bilinmek isteyenleri herhalde Aslı Nazire'sine konuştuğumuzu tahmin ediyorum. Eksik kalan bir şey olduysa bize sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Teksem hocam, hocamız her zaman burada. Her zaman gelir. İnşallah bilgilerini paylaşmaya da devam eder. Teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.